Batu diye biri aradı beni. Kapadokya'da halıcısı varmış. Tantım videosu istiyor. Kişi başı 10.000 dolar. Oğlum böyle işler patlar beyler ya. Abi ben zaten yaz bekarıyım. Hadi gidelim deneyim olur ne olur ya. 2 senedir ayrılmasını beklediğim bir kız var. O kadar güzel ki. Keşke Kapadokya'ya gelsen de beraber kutlasak. Tamam ben bana gidiyorum. Şimdi ben gelmem. Siktir. Meksika açmazı Kapadokya'da. Bana dedin ki Mesut'cum benim ihtiyacım var. Fazlında düğünü var. Bir küçük para istedim benden. Sen düğünde tam taktın ben de yarım taktım. Ben burada bozulmam mı sana? Hiç bozulmamız. Gece gerdekteler. Hanımı dedi ki Mesut yarım taktı. Anlatan tam taktı. Gerdekte bunu konuşuyorsan vay halimize. Beyler size bir şey soracağım. Hangimiz yaşamayı daha çok hak ediyoruz? Sen bu dünyada eksilsen senin arkandan kimse ağlamaz. Oğlum seni şu an bir şey söyleyeceğim. Sana şu an var kafandasın var. Oğlum ne gerek var şimdi de sanki ne dedik ya? Ya şu puanlı mı oyunlu mu oynasak? İstersen bakalım şimdi oyununu oynarız sonra ya. Ya oynayalım ya nasıl bir oyun? Ben çok isterim ha. ben hiçbir zaman karakterim var diye bir açıklama yapmadım bu hayatta tamam. Mona Lisa gibi bir şey lan öyle bir şey lan, aldım. Mona Lisa 100 dolardan fazla vermem ben. Kendine yani. Seni kimler aldı? Kimler öpüyor seni? Dudağında, dilinde, elleri... Ben kimin günahına girdim de böyle bir gece yaşıyorum ya? Anama götürün de güldüreşeli yaparım ben bunu. Biz bu halıyı ne yapacağız oğlum şu an? Eda'nın arkadaşları mı geliyor bir de? Ama o sürprizi daha söylemedim size. Saçmalama biz evliyiz. Böyle şeyler söylenmez. Tamam, gel mi istiyorsun? Söylenmeden getirilir yani. Söylenerek zaman kaybedip pezemek. Bir saattir burada oturup toz sofran içinde. İnşallah anlatan ve fazla olmadan Eda ile mutlu bir ömür geçiririm. Amin. Şu an benim kişisel alanıma giriyorsun. Bir insanın kişisel alanı sadece götüdür.